Dün, bugün, yarın. Kanalımızın haber sitesi zamanmekanmakinası.com hizmetinizde. Ziyaret etmeyi unutmayın. Samsun Spor, Hatay Spor karşısında farklı bir yenilgi aldı. Oyunun kontrolünü elinde tutar gibi olsa da istediği şeyi bulamadı. Bir türlü golü bulamadı. Geri dönemedi. Son dakikalarda da aşırı risk alan Gistol maçı çevireyim diye uğraşırken tabii iki tane daha gol geldi. Ve Hatay Spor'un süratli oyuncuları Gistol'un bu riskli kararlarını cezalandırdılar. Ve sonuç olarak Hatay ekibi Samsun Spor sayesinde lige döndü. Aslında şöyle bir şey de var. Gistol'un ilk galibiyeti de Hatay Spor'aydı. Bir anlamda ödeşmiş de olduk. Yani Samsun Spor'u lige döndüren de Hatay Spor'du. Samsun Spor da Hatay Spor'u bu yenilgiyle belki lige döndürdü. Böyle bir karşılaşma izledik. Siz bu karşılaşmadan sonra neler söylemek istersiniz? Şimdi Akın Bey, biliyorsun benim bu programlarda sevdiğim tabirlerden biri var. Ama ben o tabiri uzun zamandan beri kullanmıyorum biliyorsun. Vasat kelimesi. Şimdi Samsun Spor vasat bir takım. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani böyle geniş bir kadrosu yok. Bu ligi sakatlıklar var, cezalar var, formsuzluklar var, yorgunluklar var. Artık ligin son haftalarına giriyoruz. Süre kısalıyor. Oyuncular sene başından beri müthiş bir efor sarf ediyorlar. Mesela Samsun Spor'un bu eforu diğerlerine göre iki misli oldu. Çünkü çok geride başladılar, çok kötü başladılar sezona. O kötü başladıkları sezondan sonra bu kadar puan topladılar. Yani ligde düşmeyecek takımlar arasında görülmeye başladılar. Ama sezon başındaki hallerine bakınca ya bu takım bu ligden düşer diye insanlar işlerinden geçiriyorlar. Şimdi bu tempo vasat takım olduğu için bu tempo mücadele her zaman aynı şekilde sahaya yansımaz. Şey diyor ki Gistol maçtan sonra güçsüzlük ve enerjimiz yoktu diyor. İşte takımlar bazı haftalar düşerler. Bunların düşme nedenleri vardır ve bunlar bir neden değildir, birçok nedendir. Mesela deplasmana gittiğin şehirdeki iklim bile futbolcuların üzerinde olumsuz etki yapabilir. Onların maça konsantre olmadan başlamalarına neden olabilir. Fiziksel bir düşüş yaşatabilir. Bak bir iklim bile. Sadece bir neden. Ama bir neden vardır demiyorum. Birçok neden vardır. Şimdi tabii tempo aynı şekilde sürdürülemeyebilir. Zaten sürdürülemez yani. Yani Fenerbahçe'nin düştüğü, Galatasaray'ın temposunun düştüğü, o hiç umulmadık sonuçlar aldığı bir sezonda Samsun Spor'un da yani vasat bir takım olan, vasat bir kadrosu olan Samsun Spor'un da bu tip sonuçlar alması doğal. Bir de rakibin maçı kazanma ihtiyacı senden daha fazla. Rakip için bu 6 puanlık bir maç. Kazanmak istiyor. Samsun Spor'u yakalamak istiyor. Samsun Spor'u aşağı çekmek istiyor. Daha çok istiyor. Şimdi futbolda genellikle daha çok isteyen kazanır. Bu maçta da Hatay Spor daha çok istiyor. Tamam yani Samsun Spor oyunu kontrolünde tutuyormuş ama gibi gözüküyor ama 3. dakikada gol yiyorsun ve maçın sonuna kadar da bunu çıkartamıyorsun. Ondan sonra da riskleri göz önüne alınca 2 tane gol yiyorsun. Şimdi tabii takımın durumunu en iyi bilen adam teknik adamdır. Teknik adam futbolcularıyla beraber, idmanda onlarla beraber oluyor, sakat pozisyonlarını biliyor, form durumlarını biliyor. İcabında oyuncuların özel sorunları da olabiliyor. Yani ailevi problemleri olabiliyor. Ailelerinde hasta olanlar olabiliyor. Eşiyle problem yaşayanlar oluyor. Yani bunlar tabii oyuncuların hepsinin form durumuna etki ediyor. Teknik adam da ne yapıyor? En sorunsuz oyunculardan yani kadroda en çok verim alabileceği, en iyi verim alabileceği oyunculardan müteşekkil bir sahaya 11 çıkartıyor. Şimdi Gistol de bu maçta kendine göre değişiklikler yapmış. Farklı oyuncular tercih etmiş. Farklı bir kadroyla sahaya çıktı. Ama onun bu kararına saygım var. Çünkü daha doğrusu bütün teknik adamlara bu açıdan saygım var.
En iyisini onlar biliyor. Yani bir hafta boyunca oyuncularıyla onlar çalışıyor. Oyuncuların form durumları da çok önemli. Yorgunluk durumları da çok önemli. Yani mesela farklı bir 11 çıkartamaz mıydı diye eleştiriler yapılıyor Gistol'e, görüyorum. Yapılabilir de. Ama en iyisini, bizden en iyisini o bilir. Yani başarılı oldu bu adam bu güne kadar. Kendi elde ettiği bu başarı seviyesini riske etmek ister mi? Yanlış tercihlerle bir 11'le sahaya çıkıp kötü sonuç almayı istemez. Onun için çıkartabileceği en iyi 11'i çıkarttı diye düşünüyorum. Ama tabii Samsunspor'un vasat takım olduğu gerçeğini görmezsek bu sonuç çok acıtıcı olur. Yani ya biz Samsunspor olarak Hatay'dan daha iyi takımdık, işte almış başını gidiyorduk, niye 3-0 mağlup olduk falan diyebiliriz o zaman. Ama vasat takım, bunu kabul etmemiz lazım. Ve yani transfer yasaklısı Samsunspor'un, yani bu takımda bu seneyi atlatacak ama bundan sonraki senelerde ne yapacak? O da düşündürücü bir soru. İşte onun için biz geçtiğimiz haftalarda Gistol ile kalmalı, Gistol hemen mukavele imzalamalı, önümüzdeki yılın hazırlıklarına başlamalı diye konuştuk. Hatta şu da olabilir, yani Gistol belki altyapıyı da izliyor. Altyapıdan biz çok oyuncuyu getirip takıma monte edebilir, onları ilk 11 oyuncusu yapabilir diye düşündük. Yani aslında Samsunspor'u bu sene olmasa bile önümüzdeki sezonlar, yani transfer yasaklısı olması sebebiyle önümüzdeki sezonlar daha ağır geçecek gibi duruyor Samsunspor açısından. Bunu da öngörmek lazım. Şimdi bu maç bunun sinyallerini veriyor aslında. Onun için takımın vasat takım olduğunu kabul edip böyle sonuçlar alınabileceğini de normal karşılamak lazım. Şimdi Samsunspor'un ve Samsunspor taraftarının neye kilitlenmesi lazım? Ligde İşte 43 puan mı, 45 puan mı, 46 puan mı, neyse, onu yakalamaya kilitlenmesi lazım. Başka hiçbir şey düşünmemesi lazım. Bu maçı hemen orada bırakması lazım. Ama yani bu maçın kaybedilme nedenlerini de Gistol bence irdeleyecektir. Ama yani takıma ve Gistol'e de o kadar fazla yüklenmemek lazım. Bak, takıma ve Gistol'e de o kadar fazla yüklenmemek lazım. Aksine onları motive etmek lazım. Böyle mağlubiyetler hocam, olabilir. Milli maçlar var biliyorsunuz. Macaristan ve Avusturya ile oynanacak maçlar nedeniyle bir ara var. Aradan sonra da Samsunspor kendi sahasında Pendikspor'la oynayacak. Aslında Hatay maçına benzeyen bir karşılaşma. Bu karşılaşmada yani belli riskler taşıyor bu sizin anlattıklarınıza ya, bakarak. Tabii her maç risk taşıyor. İşte onun için bu maçı bırakmak lazım. Bu maçın üzerinde durmamak lazım. Gistol'le ve takıma yardımcı olmak lazım. Takımı motive etmek lazım. Burada görev Samsunspor kulübüne, yöneticilerine düşüyor. Samsun medyasına düşüyor. Ardından Samsunspor taraftarına düşüyor. Yani bu takım böyle almışağım falan filan, yani işi alıp götürecek falan filan bir takım değil. Bu takım mücadele ettiği zaman kazanıyor bak. Mücadele ettiği zaman kazanıyor. Mücadele gücü yüksek olduğu zaman kazanıyor. Zaten şeyde Gistol de maçtan sonra diyor ki enerjimiz ve mücadele gücümüz çok zayıftı diyor. Yani eğer bu takımın enerjisi yüksek, mücadele gücü yüksek olsaydı Hatayspor karşısında böyle 3 farklı bir netice almazdı. Puan veya puanlarla dönerdi Samsunspor. Ama gücünün ve enerjisinin olmamasını da doğal karşılamak lazım. Bazı haftalar böyle düşüş olabilir. Mesela Samsunspor'un bir avantajı milli takım arasına şey girmemesi, yani bu şekilde sıkıntılı girmemesi, yani düzeltebilir. Yani bu düşüş var, bu düşüşü bu arada tolere edebilir. Bu enerji düşüklüğünü, mücadele düşüklüğünü, yorgunluğu, dedim ya yani futbolcular etten kemikten yaratılma insanlar, yorgunlar yani ligin son haftaları geliyor. Ama sen bu takıma ağım şağım bir takım olarak görüp de çok üstün vasıflar yükleyip de ya bu Samsunspor niye kazanmıyor, Hatay'ı niye yemiyor falan dersen büyük hataya düşersin Samsun camiası olarak söylüyorum. Vasat takım bu takım. Sezon başından beri de vasat olduğunu söyledik. Alınan oyuncuların da yıldız olmadığını söyledik. Taraftarlar bize kızdılar. Olsen yıldız değil mi falan dediler. Değil kardeşim. Olmadığını görüyoruz yani. Samsunspor'da böyle öne çıkan bir oyuncu, birkaç oyuncu, 3-5 oyuncu yok yani. Oyunun neticesini, şeklini, şemalini değiştirecek adam yok yani. Anlatabiliyor muyum? Yok. Olmadığı için de
Bu sonuçlar, yani Samsunspor takım oyunuyla, takım mücadelesiyle bir yerlere tutundu. O mücadele olmayınca takımda bir çöküşler yaşanabiliyor. Ama böyle milli takım arası öncesinde yaşanması iyi olmuş bence. Atlatılabilir bu süreç zarfında. Bu şey, enerji düşüklüğü. Pendikspor karşısına motive olmuş. Ne istediğini bilen ve mutlak kazanmak amacıyla çıkan, hedefiyle çıkan bir Samsunspor'u hazırlayabilir Giston. Buna da taraftarın, yöneticilerin, şehir medyasının. Medya çok önemli bakın. Ve medya, Samsunspor'la ilgili sosyal medya sayfaları da çok önemli. Çünkü emin olun futbolcuların çoğu, hele Türk futbolcularının çoğu bunları okuyor, biliyor musunuz? Veya yanında işte sen bir örnek vermiştin. Bir oyuncu işte bir yere uğramış da tercümanı beraber oturmuş, çay kahve içmiş, hali hatır sormuş. Şimdi mesela şehirde gezerken bir yabancı oyuncuya tercümanıyla beraber olumsuz şeyler ifade etse Samsunlar, ya ne oluyoruz falan filan dese, oyuncu da panikler yani, Allah Allah falan der yani, anlatabiliyor muyum? Şimdi onun için Samsunspor camiası Pendikspor maçına ilk önce kendi konsantre olması lazım. Gistör'ün ve oyuncuların da konsantre olmasını sağlaması gerekiyor. Bu Hatayspor maçı bana bunları anlatıyor yani. İkisi arasında bir geçiş var yani. Hatayspor maçından Pendikspor maçına bir geçiş yapmak lazım, ama doğru bir geçiş yapmak lazım ki takım 3 puan alsın. 3 puan alınca 6 puanlık bir maç, düşme potasındaki en büyük rakiplerden bir tanesi Pendikspor. Ama Pendikspor takımında da çok tehlikeli oyuncular var. Bunu da söylemek lazım yani. Öyle hafife alınacak bir takım değil. Tehlikeli oyuncular var. İyi top oynayamıyor, sıkıntıları var, ama tehlikeli oyuncuları var. Onun için ben Hatayspor maçında alınan mağlubiyetten dolayı fazla takımın üstüne gidilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet hocam, teşekkür ederim değerlendirmelerin için. Uzun bir program oldu yine. Şeyden başladık, Trabzon'daki sıkıntılı karşılaşmadan başladık. Ligin genel durumunu değerlendirdik. Son olarak da Samsunspor'u konuştuk. Sohbete doyum olmuyor ama tabii biraz bir noktada da kesmek lazım. Zaten Ramazan günü izleyenler için de bizler için de kolay olmuyor program yapmak ve takip etmek. İlave edeceğiniz bir şey var mı hocam? Tek bir cümle söyleyeceğim. Trabzonspor maçı, Fenerbahçe maçı sıkıntı mıkıntı değil. Başlı başına Türk futbolu bir sıkıntı. Aynen öyle. Teşhis doğru. Tedaviyi de tabii uzun uzun konuşmak lazım. O da ayrı bir program konusu olacak kadar uzun bir konu zaten. Biraz program içinde değindik aslında. Evet, değerli izleyiciler, ben Üstad Özcan Pehlivanoğlu'na çok teşekkür ediyorum bu programdan dolayı. Bizi izleyen herkese de teşekkür ediyorum. Henüz kanalımıza abone olmamış izleyicilerimiz vardır. Onlara ricada bulunuyorum. Zamanmekanmakinası.com sitesinden de bizi takip etmenizi özellikle rica ediyorum ve hepinize bir hayırlı Ramazan akşamı dileyerek bugünkü programı da kapatıyorum. Yeniden görüşmek üzere. Dün, bugün, yarın. Kanalımızın haber sitesi zamanmekanmakinası.com hizmetinizde. Ziyaret etmeyi unutmayın. Yeni Akım Medya.